Arkadaşlar, protein tozu. Devavit firması olarak bunu da ürettik. Özellikle yavrularda kas ve kemik yapısını geliştirir. Yani anaçların suya katılmaz, yeme katılır. Bir küle yeme, kendi içinde kaşığı var, bir kaşık. Düzenli yemlerine konulur. Anne baba bunu alır, yavruya taşır. Yavruların anne babasına göre üçüm süresi artar. Yani anne babadan daha kaliteli olur. Çünkü protein tozları adale ve kas yapar. Yani hayvanların uçması için kanada ihtiyacı var. Kanat ne kadar güçlüyse, örneğin anne babası 1 saat uçuyorsa yavru 1,5 saat uçar gibi düşünün. Sonra o yavru büyüdükten sonra onun yapacağı yavru da buna devam ederseniz onun da performansını artırır. Yani insanlar da bunu kullanıyor. Vücut geliştirmeciler adale kas yapmak için. Protein tozlarının özelliği odur. Devoid firması güvencesinde yapılmıştır. İçerik olarak çok zengindir. Şöyle söyleyeyim, piyasada olan probiyotiklerde, protein tozlarında pardon, orantılar vardır. Der ki %50, %23 protein, %18 protein, yani içindeki, %33 protein. Yani %33'ü geçen de çok olmadı. Bunun içerisinde %51 protein oranı. Yine devavit, yine kalite. Yemlerini de şöyle yapabilirsiniz. Mesela salata leğenleri vardır evde kullandığımız. 2 litre elma sirkesini içerisine koyun. Kümesinizde bulunsun o. Bir tane süt eleği alıyorsunuz. Bir küle yemi süt eleğine koyup elma sirkesiyle yıkıyorsunuz. Ondan sonra da o yemin üzerine protein tozunu kendi kaşığıyla ekliyorsunuz. Düzenli kullandığınız zaman farkı yavrularda göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.